Bu ayın başında sevgili Buğra abi, ki kendisini The Machine olarak da tanıyor olabilirsiniz, şu anda elimde tutmuş olduğum Xiaomi'nin mini e-süpürgesini incelemişti ve ben de videoyu izledikten sonra gerçekten odamda çok ciddi böyle bir cihaza ihtiyacım olduğu için videonun hemen ardından satın almıştım. Yaklaşık bir 2 haftadır kullanıyorum. Ürün yeni bir ürün değil. Benden başka önce işte Buğra abi gibi çok fazla video çeken insan da oldu ama hem kendi tecrübelerimi anlatayım hem de gerçekten benim ihtiyacıma göre çok işime yarayan, 2 haftadır çok severek kullandığım bir ürün oldu. Onları bir genel anlatayım istedim. İsterseniz hemen Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini neler sunuyormuş beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle benim niye böyle bir ürüne ihtiyacım vardı onu anlatayım. Benim tahmin edebileceğiniz gibi hayatım odamda ve çoğunlukla bilgisayar masamın başında geçiyor ve yine beni tanıyanlar bilir ki ben aşırı sakar bir adamım. Devamlı masamın üstünde işte sigara içtiğim için küller dökülüyor, cips yiyorum, cipsin kırıntıları dökülüyor falan ve ben her gün o akşam o masayı temizlemem gerekiyor ve hani bizim evde bir tane robot süpürge var yerleri süpürmek için, bir tane de geleneksel süpürge var ve o işte masayı falan süpürmek için elektrik süpürgesini odama getirip onu işte fişe takıp şeyi temizlemem, masamı temizlemem falan pek efektif olmuyordu. Bunun için manuel bir faraşım vardı, ekrana getiririm, hala duruyor. Onu kullanıyordum ama o da efektif bir çözüm değil çünkü külü böyle şey yapmaya çalıştığınız zaman masaya bulaşıyor. Tekrar işte masayı ekstra silmeniz gerekiyor falan filan derken böyle bir ürüne gerçekten çok ihtiyacım vardı. Görebileceğiniz gibi ben şu aparatlarını çıkartayım. Allah tabii çıkartırken bilerek temizlemedim bu içini ki hani bir 3-4 gündür yaptığım temizlikte topladığı tozu da görün diye, ama tabii temizlemeden başlıkları çıkarttığım için. Ha dur şöyle yapalım. Daha mantıklı. Acaba bayağı da haznesini doldurmuşum. Şimdi gördüğünüz gibi masada bu tütünler birikti. Evet, gördüğünüz gibi tekrardan dökülenleri de süpürmüş oldum. Şimdi ürün arkadaşlar kablosuz minik bir el süpürgesi. Kendi ana böyle gövdesiyle kullandığınızda 500 gram ama ben aparatlarıyla kendi tartımda ölçtüğüm zaman 800 gramlık bir ağırlığı var. Yani rahatlıkla böyle tek elle taşıyabileceğiniz, bir yerleri tek elle çok rahat süpürebileceğiniz kompaktlıkta bir ürün. Ürünün altında bir tane USB Type-C yuvası bulunuyor. Bu USB Type-C yuvası üzerinden şarj etmeniz gerekiyor. Pil ömrüyle alakalı videonun sonunda konuşacağım. Bir de bence bir tane Buğra abinin de videosunda dediği gibi stand olsaydı, ben onu odamda bir yere fişe taksaydım, ürünü kullandıktan sonra standının üstüne koyup onu öylece bıraksaydım, o da harcadığı gücü tekrar şarj etseydi ve şarjı kesseydi çok çok daha iyi olurdu ama ne yazık ki bayağı böyle normal telefon şarj ediyormuşsunuz gibi şarj etmeniz gerekiyor. Yine kapı. Eğer kargo bekliyorsanız ve kargonuz gelmiyorsa hemen telefonunuzu, kameranızı kurun, video çekmeye başlayın arkadaşlar. Kapı çalıp kargonuz gelecektir, hiç şaşmaz. Neyse, videoya devam ediyorum. Ürünün kutusundan şarj aletiyle birlikte 2 tane aparat geliyor. Bunlardan bir tanesi şöyle ürünün üzerine taktığınızda, takamadım çünkü böyle takmam gerekiyor. Böyle bir uzatma aparatı aslında, işte araları, atıyorum koltuğun böyle arasını temizlemek istiyorsunuzdur ya da böyle daha ince bir yere girmeniz gerekiyordur. Bunu kullanıyorsunuz. Bir de bu başlığın fırçalı olan versiyonu var. Bunu da işte özellikle arabadır. Bayağı saç falan toplamış şu an, onu fark ediyorum. Böyle araba koltuğudur. Ne bileyim, yatağın üstü olabilir. Ben klavyemi temizliyorum bu fırçalı başlıkta vesaire. Onu temizlemek için böyle bir başlık çıkıyor. Şimdi videoda zaten detay olarak göstereceğim ama bu gördüğünüz açma kapama tuşunda 2 modlu bir çekiş gücü var. Bir tanesi sesten anlayacaksınız. Bir de turbosu var bunun. Bir daha basarak ulaşıyorsunuz. Fark edebileceğiniz gibi eğer benim gibi işte masaya bir şey döküldüğünde, arabama bir şey döküldüğünde onu böyle hani hafif bir şeyle çekeyim gibi bir ihtiyacınız varsa bence bu çekiş gücü oldukça faydalı ki ben ilk ürünü aldığımda maksimum modda kullanıyordum ama orada pili çok daha çabuk tükendiği için ve ilk modda da aslında benim kullanım ihtiyacımda gayet işte tozları, işte kırıntıları falan çektiği için ikinci turbo moduna çok ihtiyaç duymuyorum ama bu şekilde dediğim gibi iki farklı modu var. Ekranda da şeyleri yazacağım. Buraya not almayı unutmuşum. İşte kaç PA emiş gücünde vesaire, onları ekranda görürsünüz arkadaşlar. Ürünü kullandıktan sonra tabii ki bir haznesinde şu anda da görebileceğiniz gibi böyle bir sürü şey birikiyor. Onu açmak için şurada bir tane anahtar var. Bu anahtarı kaldırdığınızda böyle kapağını açıyorsunuz ve buradaki plastik üniteyi de üründen ayırarak şu şekilde çöpe dökerek temizleyebiliyorsunuz. Bu noktada önemli bir uyarı yapayım. Ben ürünü satın alıp sosyal medyada böyle paylaşımlar yapmaya başlayınca Xiaomi mağazasında çalışan, şimdi adını vermemi istemiyor olabilir, o yüzden vermeyeceğim. Çok sevdiğim bir kardeşim, abi bu ürünle alakalı önemli bir konu var. İnsanlar bilmedikleri için ürün bozuldu zannediyorlar, onu servise gönderiyorlar dedi. Kendisinin attığı mesajı da ekranda boş bir yere şimdi vereceğim. Bu ürünün HEPA filtresinin de belli bir kullanım süresinden sonra temizlenmesi gerekiyormuş. Kullanıcılar bunu bilmediği için HEPA filtresi dolduğunda ürün turuncu uyarı verip kendini kapatıyormuş, çalışmıyormuş. Sevgili kardeşim de dedi ki abi zaman zaman oradaki HEPA filtresini de çıkartıp temizlemen lazım. Onu temizlersen herhangi bir problem olmaz, uzun süre kullanırsın gibi şeyler yazdı. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi söylemem gereken bir başka konu ki son konu bence pil ömrü. Bu ürünle alakalı benim gördüğüm, ya keşke bu biraz daha iyi olsaydı dediğim konu pil ömrü. Çünkü Xiaomi'nin vaat ettiği bilgilerde batarya normal modda, yani ilk o daha düşük güç çeken modda 30 dakika, son modda ise kesintisiz 9 dakika çalışıyor. Ben kendi yaptığım testte 30 dakikayı göremiyorum. Yaklaşık böyle 20 dakikada normal modda, 20 hadi 25 dakikada diyeyim maksimum bitiyor. Tam çekiş modunda ise 5 dakika 6 dakikada ürünün pilinin bittiğini görüyorum. Ya bu da niye sorun? Şimdi hani kullanıyorsun. Ben mesela evde kendim kullanıyorum. 2-3 dakika kullanıyorum. İşte masamı temizliyorum. Bu inceleme masasının tozunu alıyorum. Bir şey döküldüyse onu şey yapıyorum. Daha sonra kaldırıyorum. Bir daha temizlediğim zaman mutlaka unutmayıp şarja koymam lazım. Videonun başında söylediğim gibi bunun bir standı olsaydı benim için çok daha avantajlı olurdu. Standının üstüne koyardım. Kendi kendine zaten pilini doldurur. Ondan sonra da gücü keserdi. Böyle bir derdi var bence ama videonun hani içerisinde hep söylediğim gibi eğer bu tarzda, yani çok ciddi böyle hani iyi bir temizlik değil de kolay taşınabilir, işte arabamda da kullanabileceğim, odamda da kullanabileceğim, anlık bir yeri temizlemem gerektiği zaman, bir şey döküldüğü zaman, işte küldür, tozdur, odur, budur olduğu zaman böyle hemen alayım, açayım, 2 dakika süpüreyimlik bir ihtiyacınız varsa benim herhalde son dönemde satın aldığım en çok işime yarayan, iyi ki almışım dediğim ürünlerden bir tanesi. Siz de eğer bu tarzda ihtiyaçlarınız varsa alabilirsiniz. Ben 375 TL'ye almıştım. Şu an 10 lira falan daha ucuz. 360 lira. Hepsiburada da daha uygun bir yerde ben yoktu aldığım zaman ama tekrar video yayınlarken bir bakar, aşağıya her zaman olduğu gibi linklerim. Sizin bu ürünle alakalı düşünceleriniz neler? Lütfen benimle yorumlar bölümünde paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.